Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik yüce aslanlarımıza, kedilerimize. Kediler evcildir de artık Mayıs ayının 2020'sinde bir ortalarda açılma olsun, bir şeyler, Venüs retro bilmem ne. Ne yapacak bu güzelim aslanlarımız? Zaten daha önce de söylemiştik. 10 Mayıs'tan itibaren bu retro Venüs'ün girişiyle biraz bir açılma olacak. Şimdi tek tek açıyorlar insanlar ya tabii, burçları. Onun için her tabii, sefer söylemek lazım. Onu biraz açacaklar. Biraz daha işte sosyalleşmeye başlıyorlar aslında ama 7 Mayıs'taki o kuvvetli dolunay ve 23-24 Nisan hattındaki o yeni ay ile beraber gerçekten biraz daha fazla sosyalleşip insan ilişkilerini arttırdıkları daha keyifli bir döneme giriyorlar. Yalnızca 7 Mayıs önemli. Kuvvetli bir dolunay yok. Onu Mayıs yorumlarında anlatacağız. Çok kuvvetli bir dolunay. Biraz da yaşadıkları yer, ev hayatı, aile hayatı ile ilgili değişimlere sebebiyet verecek. Şimdi bir kısım aslan burçları ev değiştirmek isteyecek. Bir kısım aslan burçları işte yeni bir mülk sahibi olmak isteyecek. Bir kısım aslan burçları da işte bu Covid'den dolayı eğer yazlığa gidip şehirlerden kaçtılarsa şehre doğru geri dönmeye başlayacak. Öyle mi? Tabii ki. Daha ziyade yaşamlarında ve hayatlarında yaşadıkları yuva ile ilgili değişimleri temsil ediyor. Bunun yanında kendi kök aileleri, çevrelerindeki aile üyeleri diye daha da fazla ilgilenmek zorunda kalacakları bir dönem yaşayacaklar 7-13 Mayıs arasında. Tabii ki Venüs çok hızlı bir şekilde retroya doğru gidiyor. Ve yani bu 12 Mayıs'tan itibaren oluşacak olan o retrograde kardeşleri, yakın komşuları, yakın arkadaşları ve sözlü iletişim anlamında biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hmm. Kardeşler arası gerginliklere, komşular arası gerginliklere, sözlü iletişimsel olarak gerginliklere sebebiyet verebilir. Aşk hayatında yani evlilik öncesi flört ve ciddi bir ilişki içindelerse de orada duygusal hayatlarında ilgili belki ne diyebilirim anlamsız sözlü tartışmalara sebebiyet verir. Egoları mı kabaracak acaba? Egoları kabaracaktır orada. Aslan burcunun egosu çok yüksektir zaten biliyorsun. Yani güneşin insanlara onlar benlik bilinci, ego bilinci çok yüksek olan insanlardır. Buralarda bazı sorunlar olacak. Tabii ki 24 Nisan'dan 24 Mayıs'tan itibaren o biraz da havaların iyileşmesi, biraz yasakların azalmasıyla beraber küçük seyahatler, işte küçük ziyaretler bunlar ön plana çıkabiliyor. Bir de iletişim cihazlarında bazı değişimler olabiliyor. İşte bu dönemde cep telefonu değiştirebiliyor, yeni bir bilgisayar alabiliyor veya evinde eksik olan elektronik cihazlarını falan almaya başlıyor. Bu retro virüsün etkisi de böyle oluyor aslında. Sevgiler. Hadi bakalım.